Proteinlerin sentezinde oluşması gereken çok fazla şart var. Bunlardan bir tanesi peptit bağları. Peptit bağları? Evet. Normalde doğada çok fazla kimyasal bağ çeşidi var. Fakat proteini oluşturan amino asitler mutlaka peptit bağıyla bir araya gelmek zorunda. Bunu da kontrol eden ve bunu yapan enzimler var. Bu konuda görevli enzimler var. Bunu mutlaka bu şekilde bağlıyorlar. Fakat amino asitleri serbest bir ortamda bıraktıklarında da çok yüksek oranda kimyasal bağ denilen başka bir bağla bağlanıyorlar. Yani bu sadece hücrenin içinde çok özel şartlarda olması gerekiyor. Kardeşim, şu hücre alemine gireceksin, orada yaşayacaksın ya. Evet. Yani bir insan protein olsa, yani ruhu protein olarak bedene girse, nefesi kesilir ya. Kendi aklına da şaşar. Ya kardeşim, bende ne akıl almaz bir akıl vardır. Ya bir kere enerji mükemmel. Bak, proteinin dinlenme ihtiyacı yok. Yemeğe ihtiyacı yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama nefes kesecek bir akla sahip. Simsiyah karanlığın içerisinde, milyarlarca detayın içerisinde ilgili yeri eliyle koymuş gibi buluyor. Evet. Ve müthiş bir operasyonla tam istediği gibi, bir mimar gibi düzenleyip geri çekiliyor. Bu müthiş bir eğlence. Arkadaşlar da aynısını yapıyor. Arkadaşlar da akıllı. Bütün proteinler akıllı. Ama nefes kesecek bir akıl var hepsinde. Dışarıya çıkıyorlar, protein tozu oluyorlar. Hiçbir anlamı yok. Orada illaki Allah'ın ruhu üstlerinde olacak. Allah'ın ruhu üzerinde olduğun mu, nefes kesecek bir akıl oluşuyor. Engin denizlerde de karanlıklar vardır diyor Tevrat'ta. Allah'ın ruhu engin karanlıklarda denizin üstünde, suların üzerinde geziyordur diyor. Allah'ın ruhu. Allah'ın ruhu her yeri kapladığı için her yerde müthiş bir akıl meydana geliyor. Adam DNA'da protein sentezlenirken belli bir yerlerde bilgi var. Bazı yerlerde de boşluk. Bu bilgi olan yerler farklı kombinasyonlar olduğunda farklı proteinler sentezleniyor. Bu işte protein sentezlenildiğinde o bilgi olmayan yerleri protein onu çıkartabiliyor. Normalde çıkarmasa o protein sentezimiz tamamlanmayacak. Tam olarak o üç boyutlu haline gelemeyecek. Fakat o bilgi olmayan yerler kırıla kırıla bilgi olan yerleri birleştirip orada muhteşem bir protein sentezleniyor. Ya kardeşim, şu vücuttaki katrilyonlarca oluşan akıl, bak katrilyon hesabına oluşan akıl, birbirinden nefis. Ve milyonlarca insan aklının bir araya gelmesinden daha akıllı bir tane protein. Evet. Ve katrilyonlarca protein bu akılla vücudun içinde hareket halinde. Evet. Adam diyor ki, ben vücudun tesadüfen olduğuna inanıyorum diyor. Şimdi ahirette dizüstü çöktürülecek. Aynı soru bir daha samimi var cevapla diyecek. Katıla katıla ağlayarak yerlere yatacak. Geri döneyim diyecek. Evet. Yani çok iyi biliyordum diyecek. Yani çok iyi biliyordum fevkaleri. Ama zulüm ve büyüklerime dolayısıyla kabul etmedim diyecek. Sana gerekli mühlet verilmedi mi deniyor? Evet. Verildi deniyor. O zaman sus deniyor. Geri dönseler diyor Allah, yine aynısını yaparlar diyor. Sonsuza kadar aynı karakterde olurlar diyor.